Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Ocak Perşembe. ABD Gulfstream Park Hipodromu'nda 7 koşuluk bir program var. Yedili Plesen'in hikaye 20.59'da bir şartlı koşuyla başlıyor. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1670 metre tapeta pistte start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 37 bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. Burada son 4 startında son 2 ikincilik 2 bir galibiyet elde etmiş olan 3 numaralı 2 numaralı Emoji Guy var. Luis Hayes'e start alacak olan. İki önceki startında 1700 metre tapetada 12.500'lük satış koşusu. Bir önceki startında yine aynı değerdeki bir satış koşusu. 1670 metre tapeta pistte 1.43.63'te kazandığı bir önceki startı. İki önceki startında da 1.48.08'de 1700 metre tapeta pistte kazandığı favori olduğu koşular var. Kozan yavrusu birinci öncelikle bu isim, daha sonra da 5 numaralı Palm Green, Irat Ortiz Junior ile start alacak. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Son startında da 1400 metre tapeta pistte 25 binlik bir satış koşusunu 1.23.64 derecesiyle kazanıyor. 2 ve 5 diye öneriyorum. Yedili plasede 2 öncelikli 5 ikinci atım olarak. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 21.28'de start alıyor. 1670 metre tapeta pistte 4 yukarı İngilizlere mahsus bir satış koşusu. Koşuda 8 isim start alıyor gördüğünüz gibi. 8 numaralı Buenissimo ile başlayacağız. Koşuya baktığımızda koşu 16-20 bin bandında bir satış koşusu. 28 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 8 numaralı Buenissimo son startında 20 binlik bir satış koşusunu 1700 metre tapeta pistte 1.44.15 derecesiyle kazanmış. Favori olduğu bir koşu. Bugün Luis Saez'e start alıyor. 8 numaralı Buenissimo. 1 numaralı Chao Rat Ortiz Junior ile start alıyor. Son startında bir ikinciliği var. 1700 metre tapeta pistte 20 binlik bir satış koşusunda. Aynı koşuda üçüncü olan Famous Gent var. Hemen altında yer alıyor. 2 numaralı Famous Gent. Chao'nun ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü var. İki isme daha yer vereceğiz burada. 4 numaralı Albi Michael Vasquez ile start alıyor. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor ve son olarak 5 numaralı Bolero Tyler Gaffalone ile şans verdiğim diğer bir isim. 1700 metre çim pistteki bir önceki startında 30 binlik bir satış koşusunu 1.43.32 ile burun farkıyla da olsa kazanmayı başarıyor 18 Kasım'da. Geldik Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir şartlı koşu. 5 numaralı Steak and Cheese burada büyük bir ihtimal favori çıkacaktır günün ilerleyen saatlerinde. Koşuya baktığımızda koşu 41 bin dolarlık bir şartlı koşu. 5 numaralı Steak and Cheese Tyler Gaffalone ile start alıyor. 1600 metre çim pistteki bir önceki startında 25 binlik bir satış koşusunu yaklaşık 2 boy farkla kazanıyor. Favori olduğu koşu son startında bir üçüncülüğü var 40 binlik satış koşusunda. 1 numaralı Prefect Luis Saez ile start alıyor. Son startında 30 binlik bir satış koşusunu kazanıyor. 1700 metre çim pistte 1.41.03 derecesiyle. Burada son olarak 7 numaralı Skip Patrol Julien Laparrouxe'da start alacak olan bir isim. 1700 metre tapeta pistteki bir önceki startındaki maiden koşuyu 1.44.07 derecesiyle 2 boy farkla kazanmış bir Pioneer of the Nile yavrusu. Altılı Ganya'nın üçüncü ayağına geldik. Bir maiden koşu 1100 metre tapeta pistte 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. Koşuda 12 isim start alacak. 3 numaralı War of Age ile başlayacağız burada. Koşuya baktığımızda koşu 16 bin dolarlık bir maiden satış koşusu. Toplam ikramiyesi 23 bin dolar olan 3 numaralı War of Age Paco Lopez ile start alıyor. Kariyerin ilk startında 1200 metrede 1.12.29 La 21 Short'un kazandığı koşuda ikinciliği var. 25 binlik bir maiden satış koşusunda. 7 numaralı Moclipse Chantal Sutherland'la start alıyor. Kariyerinde ilk startını alacak. 12 numaralı Spicy Honey Tyler Gaffalone ile start alıyor. 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. 11 numaralı Sensational Grace Luis Saez de kariyerinde ilk kez start alıyor bir Golden Sense yavrusu ve son olarak burada 4 numaralı What's Going On Michael Vasquez ile şans verdiğim bir Kantaros yavrusu bu maiden koşuda. Geldik Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte bir opsiyonel satış koşusu. Koşuda 7 isim start alıyor. Burada da
Luis Suarez'le start alacak olan bir numaralı Fire on Time tek olarak önereceğim isim. Koşuya baktığımızda koşu o 62.500'lük bir şart satış koşusu toplam ikramiyesi 62.000 dolar olan Fire on Time Not This Time yavrusu Luis Suarez'le start alacak. Kariyerinde 3 kez start almış. 24 Eylül'deki kariyerin ilk startında 1300 metre kum pistte bir maiden koşuyu, orta grup bir maiden koşuyu 3 boy farkla kazanıyor. Son startında da 1600 metre kum pistte üst grup bir şartlı koşuyu yarım boy farkla kazanıyor Luis Suarez'le. Bugün hata yapmazsa bu koşuyu kazanır. 1600 metre kum pistteki derecesi 1.35.98. Geldik 5. ayağa. 5. ayakta 4 yukarı dış İngilizlere mahsus 1670 metre tapete pistte bir şartlı satış koşusu. Koşuda 9 isim start alıyor. 6 numaralı All About Catherine'la başlayacağız. Koşuya baktığımızda koşu 10 bin dolarlık bir satış koşusu. 6 numaralı All About Catherine, Edwin Gonzalez'le start alacak olan bir isim. Son startında 1700 metre tapeta pistte bir ikinciliği var. 10 binlik bir satış koşusunda. 4 numaralı Generic Mark, Irat Ortiz Junior'la start alıyor. Son 3 startında tabelada yer bulmayı başarmış bir isim. 10 binlik satış koşularında. Az önceki All About Catherine'ın ikinci, Magic Girl'ün üçüncü olduğu koşuda dördüncülüğü var. 4 numaralı Generic Mark'ın. 8 numaralı She's Hot Today, Tyler Gaffalone ile start alıyor. O da All About Catherine'ın ikinci, Magic Girl'ün üçüncü olduğu koşuda beşinciliği var. Aynı koşuda start almışlar. Ondan önce de bir ikinciliği var. 8500'lük satış koşusunda son olarak da 2 numaralı Aficionado, Luis Suarez'le şans verdiğim son isim bu koşuda. Geldik günün 6. ayağına. Opsiyonel satış koşusu 4 yukarı İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte start alıyor. Koşuda 9 isim start alacak. 7 numaralı Drive for Fun'la başlayacağız. Koşu 25 binlik bir şartlı satış koşusu 61 bin dolar. Toplam ikramiyesi olan bir koşu 7 numaralı Drive for Fun Luis Suarez'le start alıyor. Son startında oldukça üst grup bir maiden koşuyu. Yaklaşık 2 boy farkla kazanıyor 1600 metrede 1.35.26 derecesiyle. Daha sonra hemen üzerinde yer alan 6 numaralı Full Charge Tyler Gaffalone ile şans verdiğim diğer bir isim. O da favori olduğu son startında 1900 metre kum pistte 100 binlik üst grup bir maiden koşuyu 1.57.18 derecesiyle 5 boy farkla kazanıyor. 5 numaralı Tapit Duvar o da kariyerin ilk startında 1200 metre kum pistteki orta grup bir maiden koşuyu 3 boy farkla kazanmış. 1200 metre 1.79 derecesiyle bir tapitçi yavrusu Sophie Joseph Junior'ın antrenör ettiği bir isim. Junior Alvarado ile start alacak bugün. Son olarak da 3 numaralı Disc Jockey Rat Ortiz Junior'la şans verdiğim bir isim. Kariyerin 3 startında ilk startında 1300 metre kum pistteki maiden koşuyu 1.20.66 ile yaklaşık 4 boy farkla kazanıyor. Sonra da bir önceki startını 1.35.86 ile 1600 metrede 50 binlik bir satış kursunu, şartlı satış kursunu 6 boy farkla kazanan bir isim. 2021 yılında start almamış 3 numaralı diz çökeği. Uzun bir aradan sonra start alacak. 696 gün sonra start alıyor. 3 numaralı diz çökeği Altılı Ganya'nın 6. ayağında son olarak yer verdiğim isim. Amerika yarışlarına ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com adlı web sitemiz var. Şimdi bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da
Henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 furlongu 49.77'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galopunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to four or five lengths from Magic Mule and geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'ına tıklamak suretiyle. Burada Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım çalışma kendi çalışmalarınızda mutlaka ekleyin derim. İlk ayakta 8 numaralı Buenissimo, 1 numaralı K.O., 2 numaralı Famous Chant, 4 numaralı Albi ve 5 numaralı Boliero. İkinci ayakta 5 numaralı Stig & Cheese büyük bir ihtimalle favori çıkacaktır. Ganyan'a rakip olarak 1 numaralı Perfect ve 7 numaralı Skype Petrolü öneriyorum. Üçüncü ayak 3 numaralı War of AIDS, 7 numaralı Moclips, 12 numaralı Spicy Honey, 11 numaralı Sensational Grace ve 4 numaralı What's Going On. Dördüncü ayakta 1 numaralı Fire on Time. Büyük bir ihtimalle Luis Saez'de bu koşuyu kazanması lazım diye düşünüyorum. Bir sonraki ayak 5. ayak All About Catherine, 6 numaralı. 4 numaralı Generic Mark, 8 numaralı She's Hot Today, 2 numaralı Aficionado. Son koşuda da 7 numaralı Drive for Fun, 6 numaralı Full Charge, 5 numaralı Tap It to the Wire ve 3 numaralı Disc Jockey şans verdiğim isimler arasında. Hepinize mutlu bir perşembe günü diliyorum. Yarınki yarışlarda görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler.